Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncür. Atışlar soru paketi test 10'dayız. Aynı yükseklikten aynı hızda atılmış iki tane cisim var. Enerji korunumu gereği bunlar yere aynı hızda çarparlar arkadaşlar. Hiç fark etmez. Bunu defalarca yaptık. Yani ben burada potansiyel enerji, kinetik enerji yazdığım zaman ikisinde de bak 1 bölü 2 mv kare, 1 bölü 2 mv kare aynı. Artı mgh artı mgh aynı. O zaman yere çarpma anında da hızlar aynı olacak. Yani bunun da hızı yere çarptığı anda 10 metre bölü saniye olacak. Yatay hızınız asla değişmiyor. Bu 6 diye kalıyor. Düşeye bakalım burada ne olacak? 8 olacak bu da. Haberin olsun. Şimdi bunu niye yazdım? Yükseklikle ilgili, süreyle ilgili bir şeyler soruluyor. Burada bizim düşey hızımızı VY diye gösteriyorum. Hani şunla karışmasın. Düşey hızımız 0, 8 ile çıktım. Ne yapıyordum ortalama hızı bulurken? İkisini toplayıp ve ortalamayı şöyle buluyorduk. 0 artı 8 bölü 2. O zaman da burada 4 oluyor ortalama hızınız. Siz o zaman buna H derseniz bu H'yi ortalama hızınız 4 olacak şekilde T sürede alıyorsunuz. Buradaki ortalama hız ne? Bu dümdüz olduğu için sorun yok. 6 ile başlamışsın, 10 ile çıkmışsın. O zaman ilk hız artı son hız bölü 2'den bu gayet 8 oluyor. 8 metre bölü saniye oluyor. O zaman sen ortalama hızını 2 katına çıkarırsan bu süre yarıya iner. Aynı yolu gidiyorsun. Yanıtımız da Bolu'ya gider. Evet, bir numaralı soru Bolu oldu bir de. Devam edelim. Efendim, E'yi katılan bir tane arkadaşımız var. Alfa ile H yükseklik var. V yatay hızı var. V ilk hızı var. Niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? Hava direnci yokmuş. Şimdi efendim V'yi veriyor, X'i veriyor. Her şey verilmiş yani. X eşittir V çarpı T oluyor. Buradaki T arkadaşlar uçuş süreniz olur. Çünkü bütün yolu gittiğin süre olur. Uçuş süresini buradan buluyoruz. X ve V bize verilmişti çünkü. Uçuş süresini buldum. O zaman inişten de bak mesela neler neler gelecek şimdi. Şu yataydaki hızın değişmiyor bu. Bu düşeydeki hızın V'ye olsun. Şimdi G yer çekim ivmesi verildi ya. Sen bunu T bölü 2 T bölü 2 diye bana vereceksin ya. O zaman VY'yi ben G çarpı T bölü 2 diye bulurum. Çünkü onar onar hızlandığım için G 10 ya verdin bana. Süreyi de verdin. O zaman ben yere çarpma anındaki düşey hızı bulabilirim. Dolayısıyla bunu da hadi oradan yapalım. Grafikten de yapardım da burada gösterelim böyle bir kere olsun formül yazalım. G'yi biliyorum. Süreyi de yani sonuçta bulduk. O zaman yüksekliği de bulurum. Bu tamam. Yatay hızı buldum, düşey hızı buldum. Bileşkesini alırım, bunu da bulurum. İkinci sorumuz da Edirne'ye gider. Güzel soru vallahi, bütün konuyu tekrar ettirdi. Şimdi efendim 10 metre bölü saniye sabit hızda yükselmekte olan bir balondan balona göre yatay olarak 30 metre bölü saniye hıza atılan bir arkadaş. Şimdi sen balondan diyelim ki 10'la yükseliyor ya, bir kere onun hızına sahipsin. Bir de yatay olarak 30'da atılmış ya, şöyle bir şey. Sen şöyle bir yani hareket yapacaksın. Şöyle yere çarpacaksın yani. Böyle bir şey olacak. Bak. Ve şöyle 30'un devam ediyor. Yere 50'lik hızla çarparsa onun düşey bileşeninin ben buradan 40 olduğunu anlarım. 30 yani 40-50 üçgeni şeklinde olur yani, değil mi? Şöyle. Böyle de bir şey var. Neyi soruyor? Balonun yerden yüksekliği nedir diye sormuş şimdi. Yani şu yükseklik soruluyor bize arkadaşlar. Şimdi ben buraya geldiğimde bu yatay hızım zaten değişmiyor. Düşeydeki hızım da 10 oldu ya böyle. 10 ile başladım, 40 ile çıktım. Burası 3 saniyeymiş. Burası 3 saniyeymiş. Şurada da hızım 0 ya, bak buradan da yapabilirsin. Burası 10 oldu ya, burası 1 saniye, burası 3 saniye. Burası 5 metre, 15 metre, 25 metre, 35 metre diye şöyle 75'e gider yani. Üçüncü soru. Enerji korunumu ile yapabilirsin, ortalama hızla yapabilirsin. Ben burada 5-15'ten yaptım bu defa. Evet, üçüncü sorumuz böyle oldu. Şimdi efendim hızı 30 olan araba var böyle bak. 30 olan bir arabamız var. Bizim de hızımız 50. Yani diyor ki K noktasına atılınca K noktasına düşüyorsan sen demek ki arabaya göre atıyorlar. Böyle bir şey olacak. Burası 40. Hani sen böyle giderken ben de 30'da bu tarafa doğru atılırsam arabaya göre biz birbirimizi patlatırız. Dışarıdan bakan adam düşeyde bizim hareket yaptığımızı görür. Onun için de K'ya düşeriz. İşte bu noktada anlıyoruz biz. K noktasında yere düştüğüne göre deyince yatay hızın arabanın hızına eşit olduğunu o anlamda anlıyoruz. 40 ile atıldı ya. Şimdi çıkış süresi nedir diyor. Dördüncü soru. Yani Ceyhan olacak bu. Yani burada sıkıntı var. Ben biliyorum yanıt anahtarı 2 diyor. Yani 40 hani iniş çıkış kafa nereye gitti bilmiyorum. Bu düşeyde 40
Buna göre çıkış süresi diyor. 40 ile atılıyorsun. Onar onar yavaşlarsın. Tabii ki de Ceyhan olur. Affınıza sığınıyoruz. Burada yani böyle kimse kimseyi test etmiyor. Orada benim gayet hatam. Şimdi şekildeki konumlardan belirtilen hızlarla atılan cisimler P noktasında karşılaşıyorlarmış. Buna göre karşılaşma süresini veren ifade nedir? Şimdi düşeyde yapılan harekete bakalım şimdi. V bölü 2 var bak. Dikkat dikkat. Bunun neresi olduğu önemli değil. Hani biraz önceki hareketler vardı ya, şöyle karşılıklı hani atılan şeyler vardı. Birini böyle atıyorlardı, birini böyle atıyorlardı. Böyle karşılıklı geliyordu, şurada karşılaşıyordu, bilmem ne süre bulunuyordu falan, ben grafikten çiziyordum. Ama sonuçta hani bu mesela diyelim ki atıyorum VK, bu da VL ise, burası da yükseklikse bunları şöyle yapılabiliyordu demiştik. Sonuç olarak buna çıkıyordu. Hani şeyden. Bunun tabii hem YouTube'da soruları var hem de bu testlerde soruları var. Görmüşsünüzdür. Yorum sorusu da var. Bu hızları toplayarak yapıyorduk. Şimdi burada yükseklik var ya, H eşittir. Şunun hızı V. Şunun hızı V bölü 2. O zaman galiba 3V bölü 2 çarpı T olmuş oluyor. Bize süreyi soruyorlar. T'yi çekecek olursam 2H bölü 3V diye gelir. Yani çok güzel bir soru. Düşeyde yapılan hareketler bize yetiyor. Yatayda senin ne yaptığın umurumuzda olmuyor. Altıncı soruya bakalım şimdi. Evet, şimdi diyor ki ya ben bunu gelişi güzel çizdim tabii. Herkes kendi yörüngesinin en üst noktasında diğeriyle karşılaşmış. Şimdi bu böyle bir şey yapıyor ya. Demek ki bu da böyle bir şey yapıyor. Yani orada karşılaşmışız biz. Yani öylesine çizdim artık. Şimdi bakalım. Ben bu yolu bulayım ilk önce. X diyelim buna. X1 diyelim. Burada buradan böyle yani şu yolu gelecek. X2 olsun. Bunları bulacağız. Şimdi baktığınız zaman burası 4. Burası 3. Seni yana götürecek olan hız 3. Ama havada kalma süreni belirleyen de 4. 10 olsaydı bu 1 saniye derdim. Yani G'ye bölerek yapıyoruz. 4 olduğu için burası 0.4 saniye olacak. Aynı mantıkla şuraya baktığımız zaman burası 8. Burası 6. O zaman bunu da 10 olsaydı 1 diyecektim. 6 olduğu için burası 0.6 saniye. Herkesin olayı belli oldu. X1 eşittir. Yatayda 3 götürüyor bizi. 0.4 saniye var. Yani 4 bölü 10 olduğu. X2'ye baktığımızda ise 8 de götürüyorlar. 6 bölü 10 saniyeli oluyor. Şimdi burası galiba 12 bölü 10 geldi. Burası ise 48 bölü 10 geldi. Bunları toplarsanız arkadaşlar 60 bölü 10 geliyor. O zaman da galiba evet 6'ya gidiyor veriyor. Tamam. Güzel soru bak bu. Yani her birini ayrı ayrı değerlendiriyorsun. Süreleri farklı çünkü. Şimdi aynı anda atılan cisimler diyor. Atılan cisim, özür dilerim, yörüngenin en tepe noktasına çıktığı anda öteki de yere çarpıyormuş. Ha, bu yörüngenin tepe noktasına çıktığı anda diyor. Şimdi ben buna baktığımda 25 ya, 53'ün karşısındaki 20 olur. 3, 4, 5 üçgeni, burası da 15 olur. Benim buradan buraya çıkma sürem o zaman 2 saniye olur. Çünkü 20 olduğu için 2 saniyede olur. Demek ki ben de yere 2 saniyede çarpıyorum burada. Şimdi bakalım buna. Şöyle bir şey yaptık. Bunun yatay ve dişey. Bu 5'in 3 katı. Bu 4'ün 3 katı olacak. Bu da 3'ün 3 katı olacak. Burası 9 metre bölü saniye. Bana bu lazım. Bana bu lazım. Yüksekliği soruyorlar çünkü. Yani öyle bir şey yapmayı planlıyoruz. Şimdi baktığın zaman yataydaki hızın değişmiyor. Yani düşeydeki hızın, ama 2 saniyede 20 kazanırsın ya, 9'dun 29 oldun. Bak şöyle bir şey oldu. Güzel oldu bu. Şimdi ben bunun ortalama hızını bulacağım düşeydeki hareketten. 9 artı 29 bölü 2 olacak. Şimdi ne yapıyor bu? 38 yapıyor. 38 bölü 2 de 19 yapıyor. 19 metre bölü saniye benim ortalama hızım oluyor. Şimdi bu yüksekliği bu ortalama hıza göre bulacağım. H eşittir ortalama hızım 19 çarpı 2 saniye geldi bile. 20 olsa 40 olurdu arkadaşlar. 38'e gidiyor. 7. soru denizde oldu. Evet. Güzeldir. Ortalama hız çok etkilidir. Söylüyorum artık. D1, D2, yani bunların oranı 2'ymiş. Buna D diyelim. Şurası D olsun. Burası da sonuçta D ve D oluyor. Tam bu köşeden geçtiği için burası benim maksimum yüksekliğimi de 2'ye bölüyor. Böyle güzel bir şey. O zaman baktığımızda yataydaki hız hiç değişmediğine göre eşit yolları eşit sürelerde alırsın. Buralar T olur. T olur. H1 dediğin şey burası. O zaman H kadar, ilk T saniyede H düşerse ikinci T saniyede o zaman ne olacak? 3H düşecek. H1 bölü H2 oranı soruluyor. O zaman da 1 bölü 3 oluyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.